Kısa bir mola, yemek vakti. Torosların doğal ortamında yetişen hayvanlardan alınan etler en saf haliyle masanıza geliyor burada. Şehir rehberi turumuz Antalya'nın lezzet duraklarından biriyle devam ediyor. Etten vazgeçemeyenler, saf ve rafine lezzet arayanlar için önemli bir adresteyiz şu anda. Ve yanımızda 35 yıllık usta Turgay Bey var. Turgay Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle bu et nedir, hayvanın neresidir? Bir onu dinleyelim mi? Bu bizim Amerikan steak dediğimiz şeklinden, daha doğrusu kemiğinin şeklinden ismini alan T-bone dediğimiz steaktir. Bir tarafı bonfiledir, bir tarafı da kontrfiledir. Değerli etimizdir. Bu dana pirzola, yani kemikli antrikot kısmıdır. Şurada şekilde de göreceğimiz gibi boyuna yakın bir kısımdır. Her hayvanda ikişer tanedir bu şekilde, tarak halinde. Biraz önce T-bone'da anlatırken o da iki taneydi. Hayvanın bir tarafında, bir de diğer tarafındadır bunlar. Değerli etlerdir. Antrikot bana göre hayvanın en lezzetli, en güzel yeridir. Biraz yağlıdır. Asıl lezzeti veren de zaten o yağın olmasıdır. Yağından dolayı lezzetlidir. Turgay ise bayağı bir çeşit var. Bana bunları biraz anlatabilir misiniz? Yani valla 20'ye çeşit bir yakın çeşitlerimiz var. Şu dana bonfile kısmı. Köfte bizim kasap köftemiz. Dana madalyon dediğimiz, yine bonfileden yaptığımız lokuma benzer bir ettir. İsmi lokumdur. Dana kül bastığı daha çok çok pişmiş sevenler için. Dana şişler var, çöp şişlerimiz var. Medium isteyenler için parça olarak bonfileyi veriyorum. Kuzu buttan yapıyoruz. Yumuşak et. Kuzu şişimiz çok gidiyor. Beyti sarma, biliyorsunuz beyti Türkiye her yerde biliyor beytiden dolayı. Böbrek ve sucuk. Harika. O zaman mutfağa geçelim artık. Şimdi pişirme zamanı. Ama öyle hemen ızgara yapmıyoruz. Bu etler 28 gün dolapta dinlendirdim ve beklettiğim etler. Dolayısıyla bu bir fire verdi. Şimdi bu kurumaları benim almam gerekiyor. Bu etimizde dana bonfile en çok sevilen bir et şeklimiz. Şimdi bunları hafif bir terbiye yapıp ızgaraya atacağız. T-bone ve dana pirzolayı aynı anda atacağım. T-bone'un ve dana pirzolanın çıkmasına yakın lokumları atıp hemen bir mühür yapıp alacağım. Dilek Hanım, ben size bu etlerden biraz sunayım. Tadına bakın. Bu bonfiledir elinizdeki. Onu biraz medium'a yakın pişirdim. Medium'un biraz üstü oldu. Salatamız özeldir. Çok özel bir sos yapıyorum ona. Bu tahtada da başlangıçlarım var. Karışık füme peynir ve füme etlerim var. Burada başlangıç olarak bunu veriyorum. Garnitürlerim farklıdır. Bu bizim çok özel bir keşkek dediğimiz garnitürümüz. Bir patates kavurması. Soğanlı ve patates. Ispanak. Tabii her yerde olan şeyler yapmadım. Biraz farklı şeyler yaptım. Bu da orta pişmiş dana pirzolamız. Nasıl etlerin tadı? Ben sözünüzü tam balla kesim diyecektim. Lokum diyormuş. Gerçekten şahane, ellerinize sağlık. Çok memnunum hayatımdan.
Antalya'ya gelip de nerede et yiyeceğim diye düşünüyorsanız muhakkak Villara taraflarına uğrayın diyoruz bizden söylemesi.